Herkese merhaba arkadaşlar. Dindon Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün sizlere çok lezzetli bir sos yapacağım. Demi glace sos diye yazılıyor. Çok güzel bir sos oluyor. Etlerin üstünde, biftenin üstünde, güzel bir şnitzelin üzerinde. Ve böyle büyük köfteler yaparsanız onun yanında da çok güzel oluyor. Kolay demi glace sos yapıyorum. Çünkü asıl demi glace sosunda kemikler, irikler, soğanlar, kerevizler bir sürü şey gerekiyor. Biz bugün kolayına kaçacağız. Hızlı yöntemiyle 5 dakika içerisinde size çok güzel bir sos yapacağım. Hemen isterseniz vakit kaybetmeden ocağa geçelim ve sosumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen isterseniz başlayalım. Ocağımızı en yüksek mertebede açıyoruz, altını. Ve hemen içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı bırakıyorum. Şöyle tereyağımızın güzelce erimesini bekliyoruz. Tereyağımız eridikten sonra hemen içerisine şöyle bir kaşık salçayı eritelim. Salçamız da güzelce kavrulduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edip bunları güzelce kavuruyorum. İyice topak topak olmasını bekliyorsunuz. Ardından içerisine yavaş yavaş sıvı kremamı bırakıyorum. Şöyle. Ve hemen hiç zaman kaybetmeden sütümüz. İyice jöle haline gelmesi gerekiyor. Hemen tavuk suyumuzu da ekliyorum. Eridikten sonra içerisine göz kararı artık suyumuzu ekliyorum. Şöyle bir bardaktan, bir bardağın yarısından daha az su ekleyeceğim. Belki o kadar eklemem bile. Kıvamına göre ayarlamayı kendiniz yapmanız lazım. Bu dakikadan itibaren ocağımızı en düşük seviyeye açıyorum. Ben de şu an 1. Kaynaması devam etsin ama öyle fokur fokur kaynamasın. Dibine tutabilir çünkü. Evet, galiba biraz daha suya ihtiyacım var. Şöyle hemen su ekleyeyim biraz daha. Ben tuz kullanmıyorum çünkü tavuk suyum bayağı tuzlu benim. O yüzden siz tuz zevkinize göre tuzu, karabiberi ilave edebilirsiniz. Bu bana yeterli olacaktır. Ve sosumuz hazır.